Merhabalar, Lila Yumak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bonibon modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben önce hazırlık yapmıştım. İki sıra haroşa ördüm. Daha sonra da deseni kurmak için hemen 6 sıra düz örgü ördüm. 4 sıra söküm işlemimiz olacak. 2 sıra boşluk bıraktım ben. Desenle başlangıç arasında bırakmak istemeyebilirseniz. Direkt 4 sıra örüp düz yüzde de motifimizi kurmaya başlayabiliriz. İlk ilmeğimi boşaldım. 2 3 tane ördüm. Bu 3 tane bizim bonibon olacak kısmımız. Şimdi 3 tane ördükten sonra ilmeğimizi 4 sıra söküyoruz. 4 sıra söktük. İlmeğimizi geri şişimize aldık. Örüyoruz. Yapacağımız işlem sadece bu. 3 tane örüyoruz. 4. ilmeğimizi 4 sıra söküyoruz. Söktüğümüz ilmeği de tekrar düz örgü yapar gibi örüyoruz. 1 2 3 4. ilmeğimi 4 tane söküyorum. Söktüğüm ilmeği de tekrar örüyorum. Üç, dördüncü ilmeğime geldiğimde de tekrar 4 tane söktüm. Bu kadar. Bonibon modelimizin kurumu böyle oluyor. Şimdi bu sırayı bitireceğim. Bitirdikten sonra 4 sıra düz öreceğim. 4 sıra düz ördükten sonra tekrar bir kesme işlemi yapacağım. Bonibon'un örgüsündeki 3, şunu da sökelim. Örgüsünde şimdi size bir sıralamasını göstereceğim. Üst üste aynı yere modelimizi kurmuyoruz. Farklı olması gerekiyor. O yüzden şimdi bakın bu buradayken bu ikisinin arasından üst sıraya yapacağız. Bunun nasıl yaptığımızı da bu sefer ilmek aldığımız yerlerin değişimini yapıyoruz. 3 tane örüp kenar ilmek harici 3 tane ördükten sonra ilmek sökmüştüm. Diğer sıraya geldiğimizde kaç sırada bir söküm yaptığımızı tekrar göstereceğim. Arka yüze geldiğimde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Model çok basit. Tekniği de çok kolay bir model. Bebek battaniyelerinde, yeleklerde kullanılabilir, örgülerde, şapkalarda kullanabileceğiniz bir model. Modelin ismi Bonibon. Şimdi ben ters yüzü ördükten sonra 3 sıra daha düz öreceğim. Pardon, 4 sıra düz öreceğim. Tekrar ikinci sıranın bonibon sırasını yapacağım. İşte ilk bonibonlar çıkmaya başladı. İkinciler çıktığı zaman bunlar daha bariz belli olacaklar. Şimdi bunu, söktüğümüz örgümüz vardı ya, şurası. Üzerine 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra düz ördüm. Şimdi yer değişimi olacak. Bu sefer de pardon, kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. İkinciden sonra 1 2 3 4 tane söktüm. Bu ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Bu sefer tam bonibonların orta ilmeklerine denk geliyor söktüğümüz kısım. 4 tanesini söktüm. Bu ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Bakın şimdi bonibon buraya düşecek. Daha önce bu ikisindeydi. Şimdi bunda bonibon olacak. Bu şekilde bonibon örgünün kurulumu tamamlanıyor. Çok basit tekniği.
ördüğümüz zaman biraz daha dikkatli söküm noktalarını dikkatlice yaparsanız, şaşırmadığınız sürece herhangi bir problem olmayacaktır. 4 tanesini söktüm. Söktüğüm ilmeği de ördüm. 3 ilmeğimi örüyorum. 4.'ye geldiğim zaman 4. ilmeğimi 4 tane söküyorum. 1 2 3 tane ördüm. 2 3 4 tanesini söktüm. 4. ilmekte 4 tane söktüm. Evet. Modelin kurulumu bu şekilde devam ediyor. Örmeye devam ettikçe bonibonlar kendini gösterecektir. Örgümüzün bitmiş hali de bu şekilde kabarık bonibonlar olacaktır. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Örgülerimi takip etmek için Lila Yumak kanalına abone olabilirsiniz. Yüklenecek diğer videolardan haberdar olmak için, bildirim almak için de zili tıklayabilirsiniz. Örgülerimde beğendiğiniz kısımlar için, beğenmediğiniz kısımlar için, tavsiyeleriniz için yorum bırakabilirsiniz. Örmek isteyenlere tekrar şimdiden kolay gelsin.